Herkese selam arkadaşlar. Bugün ön siparişler aldım. Huawei Watch GT 5'in kutu açılım ve incelemesini yapacağız. Gelin saatin tüm detaylarına bakalım. Bu. Evet arkadaşlar geldi sıra kutumuzu açmaya. Evet arkadaşlar maalesef 5 saattir uğraşıyorum şu ışıkları düzelteyim diye. En fazla bu şekilde yapabildim kendi imkanlarımla. <laughs> Lütfen bir şu ışık olayını bir çözeyim artık ya bir ışık marka sponsor olsun lütfen. Evet arkadaşlar şimdi gelelim saatimize. Saatimizi kutumuzdan çıkartacağız. Şu şekilde göstereyim saatin kutusunu. Şu şekilde. Işık vesaire yansıtı için şöyle gösterebiliyorum. Yanları boş. Burada bir şeyi seri numarası falan sansürlerim. Kutumuzu şöyle gösterdim. Şimdi gelin şu dışını yırtalım. Ben şimdi daha anlatacağım. Kutuyu açalım. Kutu açtıktan sonra yaşadıklarımı anlatacağım size. Şu şekilde kutuyu açıyorum. Evet. Ambalajı aldık. Hazır mısınız? Ses duyabilseniz var ya. Gürültü engelleme olduğu için duyulmuyor ama açıldı. Evet, saatin ilk karşılaması bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben siyah rengini istiyordum. Şu kasanın siyah olmasını istiyordum. Çok kararsız kaldım, kaldım. En sonunda yine gittim mavi kordonlu, artık metalik mi diyeyim? Çerçevesi o şekilde o renk olan modeli aldım. Şöyle göstereyim. Saatimiz burada. Evet gelin çıkaralım şöyle. Bakın şuraya bir ok yapmışlar. Ha bu altı için. Önce saati alabiliyor muyuz şöyle? Aynen. Direkt şöyle saati alıyorsunuz. İçinde sünger var saatin. Süngeri aldım. Evet arkadaşlar saat bu. Bu şekilde. Kameramız netlerse çok daha güzel olacak. Aha netledi galiba aynı. tekerleğini de Huawei yazıyor bakın Washiti. Huawei Washiti yazıyor. Ambalajı arkası bu şekilde. Kordonu da şöyle göstereyim yakından. Yani şurası kumaş mı plastik kumaş mı onu çözemedim. Bana kumaş gibi geliyor ama kimisi de plastik kumaş diyor şurası. Kordonun içi. Onu ben de tam ne olduğunu bilmiyorum. Saatinizi bir kenara koyalım. Evet şimdi şu kutuyu açalım şu şekilde. Evet buralar nasılmış bakın şöyle geldi. Ee, burada şöyle açma yeri var. Burayı açtık. Ne çıktı? Büyük ihtimalle şarj aleti vardı burada. Aynen. şekilde şarj aleti. Burası yapışkanlı. Yapışkanını açalım. Şöyle böyle. Aynen bu wireless şarjı. Saatimizin. Kablosuz şarjı. Şöyle göstermiş olayım. Sonucunu. İşte benim böyle yavaş kutu açılımı yaptığımı biliyorsunuz. Ben seviyorum böyle ürünleri. İlk böyle kendimde ilk defa görüyorum. Çok izlemiyorum. Önceden. Burada kitapçıkları vesaire var. Onları da bir çıkaralım. Evet. Garanti belgesi. Bu şekilde. Kullanım kılavuzdur bu büyük ihtimalle. Şöyle göstereyim. Bana da ters herhalde. ha. Burası ne ya? La böyle bir sticker var. olduğunu bilmiyorum. İnşallah önemli bir şey de yoktur üstünde. Başka da bir şey yok galiba. Şunların içi de boştu büyük ihtimalle. Bu kadar arkadaşlar. <laughs> Zaten kutu açımı bu. Başka ekstra özellikli bir şeyler yok. Bunları geri koyalım içine. Şöyle koyalım. Bu da şu şekilde. Şöyle kenara alalım. Saatimizi yerine kenara alalım. Şimdi Gelin şu saatin ekranın arkasını bir çıkaralım. Evet bunu çıkardım. Sesi çok güzel ama duyulsa keşke. Şunu da şöyle. Of sesi keşke duysanız var ya. Saatin camı şu şekilde. Bayağı iyi gözüküyor ya. saati şöyle bir koyalım şimdi gelin hadi saati açalım saatin ekranını açalım. Evet arkadaşlar geldik şimdi saatimizin ekranını açmaya. Şöyle basılı tutuyorum. Aha geldi yazı bıraktım. Aa titredi. Şöyle yansımaması için uğraşıyorum ama size şu açıda tutayım. Oy Harmony OS. Harmony OS. English UK. İspanyol, Fransız, is, Deutsch, Türkçe, yes, Suriye, Polski, Türkçe, yes. Ben ekran da acaba ilerleyebiliyor muyuz? Mecbur tıklayacağız arkadaşlar. <laughs> Şöyle bastım. Aha. Sağlık uygulaması telefonunuza indirmek için kare kodu taratın ardından bu cihaza ekleyin. Huawei Watch yazmışlar. Kare kodu e, kullan diyor. Ya da diyor ki aşağıda uygulama yı indir veya cihaz eşleştir diyor. Aha ben de zaten arkadaşlar Huawei kullandığım için şu anda hemen gelin şu şöyle açıkken eşleştirelim. Öyle telefonumu alayım. Bakın. Bunu da şu e, göz konforundan titreşimini açalım. Orada onda hemen saat videosunun arasında göstereyim. Böyle ekran parlaklığa geliyorsunuz. E, göz konforu var bakın. Telefonda titreşim azaltma diye bir şey var arkadaşlar. Bunu açtığınız anda ekran normal dalgalanma yapıyor ya bu telefonda o kesiliyor. Helal olsun Huawei diyelim. Şimdi Huawei sağlığa girdim. Huawei sağlık açılıyor. Açıldı. Cihazlar. Evet, Huawei Watch Fit. Bu da eskiden bağladığım tane farklı bir demodaki cihazdı. Kolumdaki saat arkadaşlar o Huawei Watch Fit. Artık ona güle güle edeceğiz. Onun da var ya detay videosunu çekeceğim. Hala çekemedim. Çekeceğim ama onu da çok iyi anlatacağım size. Şimdi cihaz ekleniyor arkadaşlar. İzin ver diyorsunuz. Bluetooth açtı. Cihazları tarıyor şu şekilde. Onu kapanmış. Bastım ona. Tarama diyelim. Bir daha taratalım. Şu anda bulması gerekiyor direkt. Niye bulmuyor? Hiçbir fikrim yok. Allah Allah. Tara diyor ki arkada tarayalım. Taradı. Takılabilir cihaz kaynakları güncelleniyor dedi. Hmm. bağlantınız Bağlantınız kurulduyla bağlantıya sahip olmak sahip olmak mevcut bağlantınız sollandıracak da tamam diyelim. Ha buna bağlı olduğu için çıkmamıştı olabilir bu arada ama gerçi kapalı şu an şarjı yok. Neyse. Ee, Bluetooth mesaj senkronizasyonu izin ver. Lütfen takılabilir evet. cihazınızda eşleşme onayların Huawei Mate 20 pro çıktı bakın arkadaşlar. İşte Huawei. Huawei ekosisteminde mesela Huawei kullandığım için bu da Huawei olduğu için. Bayağı bir şöyle bir netlemesini de alsam ikisinin çok güzel olacak. Eşleşme isteyeyim. Onu da onayladım. Eşleşme barışarısız. Tekrar dene. Lan ne oluyor? Ama bu yine başa döndü. Ama çok beklediğim için mi oldu ya? Bakın bir daha taratıyorum. Şu şekilde kameraya da göstereyim. Taradı. Bakın yazıyı göstereyim. Herkes de eğer bağlayacaklar buradan görsün benle birlikte. İzin ver diyorum bluetooth mesaj senkronizasyonuna. Eşleşmeyi onaylayın diyor. Eşleşme başarısız diyor direkt. Allah Allah. Niye başarısız ya? Her şeyi de bizi buluyor ya. Her şeyi de bizi buluyor ya. Tamam diyorum. Aha eşleşme isteği. Onayladım. Aha şimdi oldu herhalde. İnşallah olmuştur. Yani bu kadar zor olmasa lazım. Kişiler ve arama erişim izin verilsin mi çıktı. Onu göstermeden bir tane şey çıktı. Buna ileri dedim. Egzersiz dil paketi. Öse indirilmesi. Güncelleniz gerekiyor. Yine devam edilsin mi? Evet diyelim. Güncelleniz gerekiyor. Otomatik olarak yükle. Kullanımda değilken cihaz yeniden başlat bitti onlara bir güncellemeleri uygulayın. Etkinleştir diyelim. Aha, evet arkadaşlar. Huawei şu anda 3 aylık ücretsiz deneme öyle Huawei Health Plus boşitmiş. Aşağıdaki VIP serisine de yararlanmak için şimdi aktive kalın diyor. Uyku müziği, nefes egzersizi, premium kurslar vesaire. Bunu da bir alalım. Şöyle dursun. Şimdi aktive et diyelim hadi. Aha, tarihi de çıktı. Tebrikler. O da gitti. Şöyle gösterebilirsem. Netlemesi çok zor ya. Zaten bir üyesiniz. Evet. Premium kurslar vesaire. Şimdi. Aktive ettik ya. saati takın diyor. Bir takalım saati. Şunu da çıkaralım artık. Bir saat kordonunu açamadım ha. Baksanıza eskisinin izine. Nasıl iz yapmış. Yine aynı yere şöyle takalım. Bu şekilde taktım. Geri dönmek için sağa kaydırın diyor. İleri. Geçiş yapmak için çıkmasın diyor kaydırmak için ayar kolunu yukarıya kaydırın bitti. Ekran görüntüsü almak için iki düğmeye aynı anda basın diyor. Allah Allah ekran görüntüsü mü var la saatte? Yuh. Şaka yapıyor sandım. Basamadım ama şöyle bir deneyelim tekrar. Ekran görüntüsü aldı gerçekten. Galeride görüntüleyebilirsiniz. Oha saatten SS alabiliyoruz arkadaşlar. Bunu yemin ederim yeni öğrendim. Şu şekilde saatimizde ekrana geldi. Korduğumda tam düzgün takayım Hı. Bu şekilde şu anda saatimiz i̇şte Kutu açılımını yaptık Şimdi özelliklerden bahsetmek için size geçeceğim Diğer kameraya ama Velakin Niye bu saati aldığımı niye tercih ettiğimi Niçin? Bu rengi tercih ettiğimi vesaire her şeyi anlatacağım size. Bakalım başka ne vardı? Tamam diyelim. Güncellemeleri uyguladım acaba? Ona bakalım. Daha uygulamamış o güncellemeleri nasıl yapacağız? Ee, donanım yazılımı güncellemesi diyelim. Kontrol ediliyor diyor şu an. Aha indir ve güncelle. Benim de hafızada sıkıntı var telefonda ama bakalım şöyle göstereyim nasıl saat yorumlarda belirtin bu rengi nasıl kordonun rengi vesaire bana çok kızabilirsiniz ama size birazdan bir şey göstereceğim eğer oluyorsa nasıl oluyorsa aktarılıyor alınıyor diyor bu şekilde göstereyim bu sona gelsin hemen görüşürüz. Evet arkadaşlar bitmek üzere ve bakın şöyle eski saati getirdim. Arkadaşlar benim bir tane eski saati vardı kullanmadım. Bakın ne kadar tozlu pislenmiş. Şimdi bunu sileceğim ve bunun kordonunu buna takmaya deneyeceğim. İnşallah olur. Hani kordon ağızları aynı gibi duruyor ama inşallah çıkıyorsa kordonu buna takmaya deneyeceğim. Bitir diyelim. Şimdi buna yüklüyor galiba bakın şöyle. Aktarılıyor yükleniyor yazıyor. Bunu biz de bir silelim o sırada. Baksanıza leş gibi olmuş leş gibi olmuş. Bu saatte çok güzeldi bu arada. Hem siyah hem gümüş ikisi bir arada. Ben bunu bayağıdır kullanmıyordum. O watch al alınca kolumdaki gördüğünüz. Hatta bunu beyazları sararmış bile. Bakın sararmaya başlamış. Kamerada gerçi çok belli olmuyor ama. Bu saatte çok güzel bir saat yani. Baksanıza. Hem buraları gümüş hem siyah. Ben siyah ben... Aa! O korktum. Burası boyası attı sandım da yok. Başka kirmiş. Şöyle ekranı temizleyeyim. Şurayı ben vurmuştum ya saatin. <laughs> Üzülmüştüm ama yapacak bir şey yok. Bu hala %17 yükleniyor. O sırada biz bunun kayışını mı çıkaralım? Şu şekilde şuradan. Böyle ittiriyorsunuz. Kayışı çıkıyor direkt. Şimdi bunu buna takabilir miyiz acaba? Onu deneyelim mi? Bir. Bir de onu deneyelim bakalım. Kör şu saati çıkarılmış şey olmaz herhalde. Niye o zaman bu rengi aldığını diyeceksiniz de. Yani ne bileyim gümüş gümüş de güzel ama nasıl çıkıyor? Aa buraya bastırı bastırdım çektim direkt çıktı arkadaşlar oha. Bakalım bu oturuyor mu buraya? İlk önce bu tarafa takacağım. Sonra bunu çekeceğim. Ona oturdu. Evet arkadaşlar bakın böyle oldu saat. <laughs> Nasıl? Nasıl? Şimdi bir daha altı çıkaralım. Bakın şöyle göstereyim. 22 L yazıyor. Yani artık ona ne deniyor Türkçe'de bilmiyorum. 22 bilim mi? İngilizcesi nedir? Kamera netlemesi bekliyorum. Bakın 22L yazıyor şurada gördüğünüz üzere. Şuradaki yerde arkadaşlar şöyle bastırıyorsunuz. Ufaktan. Şöyle bastırıyorsunuz. Çekiyorsunuz. Geliyor direkt. Ona bastırdığınız anda pimin tekini içeri alıyor arkadaşlar. Onu da güzel yapmışlar. Şimdi gelin şu saatimizden de şeyi çıkaralım. Şöyle şunu da çıkaralım. Çıkardım. Bunun saate bakın. <laughs> Şimdi buna takalım nasıl takacağız? Önce burayı takacağız. Sonra şuraya Aha, oturdu geçti. Evet arkadaşlar Allah Allah. Saati dur bismillah. Yeni çıkardık şeyinden. Oğlum, kolum ne pismiş ya. Baksanıza arkası leş gibi olmuş bile saatin. Neyse. Şöyle takalım nasıl takılıyordu? Nasıl ediliyordu? Onu bile unuttum da kordon leş gibi olmuş. Gerçekten çok uzun zamandır kullanmıyordum dediğim gibi. Ben şöyle kolda 3'e takıyordum. Taktıktan sonra içe alıyordum. Ve bu şekilde oluyor. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Alın size. Saat spor kordon. <laughs> Güzel oldu ama. Ama çok böyle hani şurası büyük. Kordon da çok küçük gibi durdu. Baksanıza mesela şu saatle bile boyut farkına bakın. Ben bu saate büyük diyordum. Yani şu normal dijital değil analog saate büyük diyordum. Ve şu şu an kolumdaki saate bak. Gerçekten bayağı büyük. Evet şunu yüklensin. Yüklensin. Geliyorum. Artık yüklenmesini bekliyorum. Yüklensin. Buradayım. Evet arkadaşlar güncelleme bitti geldim bakın saatimiz burada Şu şekilde şöyle göstereyim sistem güncellendi güncellen başarılı 2 dakika önce diyor bildirim attım şöyle sağa kaydıralım düzenlemek için basılı tut sırayı değiştirmek için basılı tut kartı basılı tutup sürükleyin diyor o da güzel yukarı kaldırmak için kartı kaldırmak için yukarı kaydırın diyor o şöyle değişik şeyler de var Güzel güzel şu anlık kalsın hiçbir sıkıntımız yok. Ben daha sonra her şeyini ayarlarım. Şu an böyle. Bu şekilde. Bilal ay döngüsü. Burada ne var? A Bulgurca, akıllı aslan, müzik. Sesin nereden ayarlıyoruz? fena değil inşallah telifimiz burayı kesebilirim de sesi biraz müzik yeri de bu şekilde şöyle menüsü var güncellemeden sonra o gelmiş mi buraya gelmiş benimki şurada bakın çevrim dışı harita konum bu tıbbi yazılım değildir kullanama sonuçlar reans, referans araçları ve tıbbi araştırma teşhis veya tedavi için kullanmamalıdır vesaire vesaire. Reşit değilseniz bu servisi onay almanız gerektiğini kabul ediyorum. Rota çizimi noktası yok diyor. Şimdi i̇şte burada bu normalde saatin en büyük özelliklerinden biri bu diyebiliyorum ben. Telefondan ekle. Telefon açılıyor diyor. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Çevrim dışı. Aha. Bu gelmiş. Kabul ediyorum. Bakın. Böyle bir yere attı. İzmir diye. İzmir'de olduğum için. Ya böyle bir çevrim dışı rota attı. Bunlar ne bilmiyorum. Mesela Boğa İzmir. Çizim darbeleri. Takılabilir cihaza aktar. Bunu buraya aktardıktan sonra Telefonda çevrim dışı konumu. Özellik buymuş. En büyük özellikleri Özellik diye anlattıkları. Özellik zaten güzelmiş de. İzmir'le ilgili her yer. Saat kadranları vesaire var. Şöyle. Özelliklerine geçe arkadaşlar. Hemen geçeceğim. Az daha ben de bir şu bakayım yazılımda başka ne var. bakın aha, çevrim dışı haritalar. Bakın buraya gelmiş. Buna basıyorsunuz. Mevcut konum İzmir. Harita 24.7 MB. Genel dünya haritası Türkiye. İzmir indiriyorsunuz direkt İzmir'i. Çevrim dışı haritayı öyle kullanabiliyorsunuz demek ki. Cüzdan var. Huawei cüzdan. Bu servis ülkenizde bölgenizde kullanılamıyor diyor. Ne alaka? Neyse ona sonra bakarız. App Gallery kabul ediyorum. Evet arkadaşlar bakın. Saate uygulama galiba yükleyebiliyorsunuz. Ama çok kısıtlı bir bakın şu kadar uygulama var şu an. Bu neymiş la? Surfing Aha oyun. Ana saate oyun yapmışlar bir tane. Ana güzelmiş la. E Sound Music, Mobcast, Navigation Watch, Pusula GPS, Fragola, ana yine oyun galiba. Radar bu Kamera denetimi arkadaşlar. Radar bot bile var. Traveler egzersizleri evet, 2048 Zayt Word Buz Low Testis 24 Count RTL Hue Ana Hue Essentials da var Bu acaba orijinal mi? Ee, bu Philipsin diye biliyorum arkadaşlar Philipsin Hue Control şeyi ve bu kadar şu anlık Daha sonra buraya uygulama gelir mi? Gelmez mi onu bilmiyorum Aa, Direkt zar atma uygulaması var oha Eve egzersizleri var yani şu şekilde göstereyim ben size inşallah görmüşsünüzdür ya da gözüküyordur. İnşallah buraya ne bileyim bir Spotify bir YouTube müzik isteriz. Şu petal haritalar nasıl çalışıyor bilmiyorum. Yani sadece böyle mi kullanabiliyorum ya? Ben şöyle bildiğin telefonda MAPS'i göremiyor muyum? Normal MAPS'i. Petal haritalar burada. Şuna bastım. Yükleniyor diyor. Telefonun petal navigasyonu için ne diyor? <laughs> telefonda bağlı olduğunuzdan emin olun diyor. Navigasyonu başlatın diyor önce. Buradan illa güncelleme mi gerekiyor? İndiriliyor dedi. Baya uzun video oluyor ya. Bakalım biraz kırpabilirsem kırparım. Aktarılıyor diyor şu anda. Direkt map'i görebilsem çok güzel olacaktı ya. İşte Huawei bu konuda kendini biraz daha geliştirse çok iyi olacak. Ben size birazdan her şeyi anlatacağım. Bütün detaylarını anlatacağım saatin. Şu an sadece bir kutu açılışını yaptım. Bir de ön bakışını yapıyorum. Buradan zaten biliyorsunuzdur müzik vesaire atabiliyoruz. Favori kişilere ekliyorsunuz. 10 kişi galiba destekliyor. 10 kişi destekliyor. 10 kişiyi direkt saatten arayabiliyorsunuz. Uyku nefes farkındalığı var. Sağlık izleme. Hızlı yanıtlar. Bakın buraya hızlı yanıt ekleyebiliyorsunuz. Kadranlarım var. Şu an hep kalelerden şey yüklüyor. Güncelliyor. Güncellesin bakalım. Hala aktarılıyor. %95 olmuş. %100 oldu. Saatin duruşu nasıl sizce? Bu kordon yakışmadı gibi ama bakacağız. <laughs> bir tane siyah kumaş kordonu var. Şu an ekrana fotoğrafını koyuyorum. O kumaş kordona bakın. Şuraya koyuyorum tam şuraya. şöyle. Öyle. O kumaş kordona bakın. Onu istiyorum ona. uyucanlı biliyorum. Gerçi ekranla mavilikleri var ama bakalım. Ona bir daha güncelleniyor. Hadi be oğlum. Petal haritalar deneyecektik. Onu da deneyelim. Sonra artık videonun kapanışına geçelim yavaştan. Saati de killettik şimdiden. Elim ne kadar yapsam da yapacak bir şey killeniyor Bir sürü modu var. hep modlarından vesaire her şeyden bahsedeceğim ben birazdan. Her şeyden bahsedeceğim. Şu güncelleme yapsın. Şuna da bakalım. Ondan sonra dediğim gibi kapanışa geçeceğiz. Evet arkadaşlar güncellendi. Şimdi bakın. Güncellendi yazıyor. bu nasıl ayarlayacağız onu bilmiyorum. Bastım. Şuradan petal haritalara geldim. Allah Allah. Şimdi nasıl açacağım ben bunu? Niye bu, bu kadar zor yapıyorlar basit bir şey bile? Yüklendi diyor. Burada ne diyor ya? Telefonunuzda Petal haritaları kullanarak navigasyonu başlatın veya saatinizin telefona bağlı olduğuna emin olun. Tamam şimdi telefondan Petal haritaları başlatmam gerekiyor. Petal haritaları bulabilirsem başlatacağım. Şöyle app galerindeki telefonla bakalım. Buraya yazalım Petal haritalar aç diyor açtım. Kabul ediyorum kabul ediyorum her şeyi diyorum yapacak bir şey yok yalnızca uygulamayı kullanırken diyelim. Merhaba nereye gidiyorsunuz? İzmir Optimum. İzmir Optimum'a öğe diyorum. Yol tarifi diyorum. Başlat diyorum. Ee, güvenlik bildirimi. Lütfen sürüş esasına her zaman dikkatli olun. Trafik şartlarını dikkate alan ve gözünüzü yoldan ayırmayın. Dikkate alın ve gözünüzü yoldan navigasyon bilgileri bazen değişebilir veya hatalı olabilir. Tamam diyelim. Lütfen gece araç kullanırken dikkatli olun. Izmir navigasyon... Ardın Caddesi üzerinden toplam Na... 17,6 tamam, kilometre. Tamam. 100 metre sonra. Navigasyon... İz... Ee, navigasyon istemleri saatinizde senkronize edilsin mi? İzin veriyorum diyorum. Aha geldi. Ya baba. Baba hayal kırıklığına uğratma beni ya. Bak harita gerçekten çok güzel ama hani baba bana bunu yapma ya. Bana bunu yapma ya. Bir de ters yoldan götürüyorsun sen bizi. Yani sen baba bana şurayı öyle değil de diğer türlü göstersen çok daha makbul olacaktı. Yani güzel böyle göstermesi de güzel ama Bakın şu an ekrana geldi ya bakın Şöyle saatte gösterse çok güzel olmaz mı Şu şekilde saatte gösterse Şu şekilde kare Yani başka türlü modu da yok herhalde Başka da işlem yapamıyorum Gördüğünüz gibi yapamıyor Yine de iyi iyi Daha çok inceleyeceğiz buna bakacağız Haritalarda bu şekildeymiş en azından görmüş olduk Bitir diyelim Şimdi arkadaşlar saatimizi gördük. Şimdi videonun kapanışına doğru geçelim. Saatin ben size bütün özelliklerinden bahsedeyim. Niye bu saati aldım? Niye bu saati tercih ettiğimi de bahsedeyim. O zaman videonun kapanışına değil tabii ki de özelliklerine geçelim. Bu. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi ben bu akıllı saati niye tercih ettim? Şöyle göstereyim kutusu da burada. Evet arkadaşlar bu Huawei Watch GT 5'i niye tercih ettiğimi şimdi size açıklıyorum. Evet arkadaşlar bu saatin ben öncelikle ekrana koyarım şu arkamda yok. Bu prosu da bunun normalinin bu kolumdakinin mavinin siyahı var arkadaşlar. Normalde onu istiyordum. Ama onda yani bu benim tercihim. Siz nasıl düşünürsünüz bilmem. Onun o az önce kayışı var diye görmüşsünüz Şuradaki mavi kayış. O siyahın kayışı bana hoş gelmedi. Çok düz plastik gelmişti. Bir de onun etrafında mesela düz siyattı. Bunda şöyle yani az önce görmüşsünüzdür zaten de beyaz bakın lacivert bir de açık mavi var. Böyle de 3 renk ekstrası var diye ben bu saat tercih ettim. Hani çok kimsenin umursamayacağı şeyler olabilir ama ben bu yüzden bu rengi tercih ettim. Onu söyleyeyim ya proyu bilerek almadım. Proya gerek yok bence. Evet arkadaşlar ben bu saatte bu yüzden aldım ve en büyük arkadaşlar yani akıllı saatlerde zaten huawei istiyordum. Zaten e, batarya ömrünü herkes biliyor 2 haftaya yakın rahat rahat e, saat sizi götürüyor. Yani gerçekten pil konusunda çok başarılı saat. Ondan dolayı zaten Huawei istiyordum. Zaten Huawei markasını çok seviyorum. Telefonum Huawei vesaire. Ondan dolayı Huawei akıllı saat istiyordum. Ama Huawei akıllı saatlerde olmayan bir özellik vardı. Bunu arıyor musunuz siz bilmiyorum. Klavye ile yanıt verme. Mesajlara klavye ile yanıt verme arkadaşlar. Çünkü Samsung akıllı saatlerinde bu özellik çok öncesinde gelmişti. E, mesaj da ya yani gelen mesajları klavyeyle yazıyorsunuz. Hatta işte merhaba diyorsunuz. Atıyorum burada mikrofon basıyorsunuz. Merhaba yazıyor, gönderiyor karşıya vesaire vesaire. Bu en sonunda Huawei'ye de geldi arkadaşlar. Klavyeyle yanıt e, mesaj yazma geldi. Hatta size onu göstereceğim şimdi. Yani ekranda şu an koyarım. Evet arkadaşlar şu anda gösteriyorum klavyeyle yazmayı. Mesela kendime hmm, selamünaleyküm yazayım şöyle. Sel göndereyim. Bakın. geldi. Şimdi bunu klavyeye basıyorum. Klavyeye bastım. Selia klavyeye hoş geldiniz. Şöyle aşağı kaydırıyorum. Tek elle kamerayı tuttuğum için kusura bakmayın gerçekten. İleri dedim. Kabul ediyorum dedim. Klavye geldi bakın. TR diyor. Sonra 1 2 3'e bastım. Annem diyor. Sonra tekrar klavyeye bastım. Lan nasıl yazacağım? 1 2 3 aha sayılar çıktı şu şekilde. Ondan sonra bir daha bastım klavyeye. Sonra ha TR'ye bastım. TR'den sonra bakın şu şekilde klavye çıktı arkadaşlar. Yani bunu size nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Bir tripod alıp geleyim hemen. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Mesaj nerede? Burada. Bakın klavyeye bastım. Şöyle kameraya da göstermek adına. Şimdi hmm, bir kere buna bastım B dedi. Basılı tuttum. Hmm şöyle yazması aslında buna da hoparlör mikrofon gibi bir şey getirse çok iyi olurmuş. Ee, shift, shift var mı? Shift de var. A'ya getirdim. Az yazacağım ben de aleyküm selam yazalım şöyle. Şöyle de S'ye getirdim. Bastım. Bakalım gel bakın geldi mesaj annemedi. Şöyle göndermiş olduk. klavyeyle ile yazması da bu şekilde yorumlar sizin. Biraz küçük dediğim gibi mikrofonla gelse çok daha iyi olurdu. Bu şekilde klavyeyle yazması. Nasıl klavye ile mesaj yazıldığını araya sahneler geçer Evet arkadaşlar ondan dolayı şu anda Huawei saat aldım e, Pişman mıyım daha çok kullanmadım Ama şöyle Mesela saatin Şu anda ekrana koyarım Özelliği var e, şey diyor mesela yepyeni koşu ve bisiklet deneyim vesaire diyor bir de konumlandırma sistemi var Arkadaşlar normalde bununla map açılıyor ama nasıl map açılıyor onu bilmiyorum Onu o tam çözemedim ben de o konumlandırma sistemini TrueSense teknoloji kullanılıyor yine Huawei saatte. Hızlı, hassat ve kapsamlı sağlık deneyimi. Ondan sonra pil ömrünü zaten biliyorsunuz. Şu an önümde bilgiler açık onlara bakıyorum. 14 gün maksimum pil ömrü. 9 günde tipik pil ömrü sürüyor. Yani karma kullanımda. Şu an ekranda okuduklarımda fotoğraflarını şu anda ekrana koyarım. Hatta şöyle geçeyim. Ya da şöyle geçeyim. Ben size koyayım yan tarafıma. Akıllı deneyim Bluetooth araması klavye ile mesaj. Evet arkadaşlar bu geldi. Şu an şurada görüyorsunuz. Ondan sonra iOS ve Android ile uyumlu zaten saat. Keskin atlı tasarım. Bakın bir de şu anda o istediğimin yani ikisinin yan yana fotoğrafını şu anda size koyuyorum şuraya. İkisinin yan yana birlikte olduğu fotoğrafı. o siyah tercihi işte istediğim siyahın fotoğrafını da bunun fotoğrafını yan yana koyuyorum. Bakın. Çok konuşamıyorum heyecan yaptım. Niye heyecan yaptım da bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar ondan sonra ben size daha ne açıklayayım. Şey var arkadaşlar bunda ultra sert kaplamalar ve cihazın tamamını saran nano film su geçirmez kaplamasıyla titizlikle üretildi diyor arkadaşlar Huawei şirketi. Bu sayede iki kat daha fazla çizilme direnci, güçlü su ve korozyon dayanıklılığı sunar diyor. Ekrana koydum zaten. Ee, kayışı easy fit kayışı söylüyorlar. Evet basmalı çıkarması kolay güzel olmuş şık olmuş o da. Ee, yenilikçi fitness teknolojisi diyor. Evet arkadaşlar bunda da hani golf modu vesaire de eklendi galiba buna da diyebiliyorum. Bayağı bir spor modu var. Onu da şu anda ekrana koyarım spor modunu. Kaç tane spor modu var ne var ya da yeni ne eklenmiş. Bakın en büyük şu anda özellikleri işte az önce size gösterdiğim Huawei Sunflower konumlandırma sistemi. Dahili algoritması sayesinde uydu sinyalini kesintisiz takip eder ve açık hava egzersizlerinizde kesin konum doğruluğu sunar. Sertifikası var hatta sertifikayı bile görüntüleyebiliyorsunuz burada. Ondan sonra koşularınızı, bisiklet sürüşlerinizi ve doğa yürüyüşlerinizi tüm güzelliğiyle yeniden deneyimleyin. Bilek tabanlı navigasyon ve gerçek zamanlı rotalara sahip haritalarla yolunuzu kaybetmeden ilerleyin. İşte haritayı açıyorlar saatte nasıl açıyorlar bilmiyorum. Onu çözmemiz lazım. O büyük ihtimalle ya o İzmir vardı ya ya onu kaydediyorsun buraya İzmir'i direkt ondan sonra açılıyor. Onda bir bakarım eğer denerim. Eğer yapabilirsem onunla videosunu koyarım ekrana. Koşu formu analizi, zemin temas süresi, dengesi ve dikey salınım gibi ileri düzey verileri izleyerek formunuzu optimize etmenize yardımcı olana yardımcı olacak öneriler sunar diyor. Garip bir cümle kurmuşlar. Yüzme, basketbol ve padel gibi sevdiğiniz aktivitelerin tadını çıkarın. Padel ne gerçekten bilmiyorum. Yüzden fazla antrenman modu ile veri tabanı değerlendirme ve önerilerden yararlanın. Bakın burada yazıyor zaten. Aktivite halkaları 2.0 ile hareket et egzersiz ve ayakta kalma hedeflerinizi belirleyin ve sağlıklı yaşam günlük rutininizi haline getirin diyor. Bugün sen niyeyse konuşamıyorum. Bugün sen niyeyse falan. Kadın sağlığına ekstra özenli, gelişmiş fizyolojik vericiler vesaire dengeyi yapabiliyorsunuz. Huawei Health Plus geliyor. Başlangıçtan ileri seviyeye kadar antrenmanlar, rehberli meditasyonlar, stay fit planı ve nefes egzersizleri gibi birçok özel avantaj sağlayan 3 aylık Huawei Health Plus üyeliği kazanın diyor. Aynen biz de zaten az önce gördüm, videoda görmüştünüz. Yenilikçi yaşam tarzları, bir sürü ekran kaldıranları vesaire var. Ekranda SS alma var o çok garip. Bluetooth aramalarını kolayca bileğinizden yapın ve yanıtlayın. Selia klavye, Selia keyboard evet o gelmiş. Onu işte dediğim gibi en büyük özelliği özellik benim istediğim. Watch App Galeriden Favor uygulamanızı indirerek hem bilgiye ulaşın hem de eğlencenin tadını çıkarın. Bu çok güzelmiş. Gerçekten bakın o, o uygulamalardan biri olabilir ha o konum bu arada. Konum o uygulamalardan biri olabilir. Size Bir göstereyim. Gerçekten uygulamalardan biri olabilir. Yani dışarıdan uygulama yükleniyor musun? Mesela Samsung'da direkt Play Store var. Ben normalde Samsung istiyordum ama telefonla vesaire tam uyumlu çalışmaz diye Samsung almadım. Onu söyleyeyim. Bir de pil ömrü. Daha onun pil ömrünün çö çözümü de Samsung tam. Dediğim gibi arkadaşlar onda Play Store mesela YouTube müzik kullanıyorum. Ben YouTube müziği ekleyemiyorum buna. Ondan sonra Spotify onu ekleyemiyorum. O kötü ama belki App Galeriden programınızı indirerek diyor ya. Belki App Gallery'e bunlar ıı, saate gelir yeni yeni gelir getirebilirler inşallah ileriki zamanlarda güncellemelerle ben öyle söyleyeyim. Bu arada dediğim az önceki pil ömürleri 46 milim için geçerli. Ve şu anda zaten ekrana bakın. Bütün teknik özelliklerini de koyacağım şu an şu yanıma. Saat gövdesi paslanmaz çelik. Kayış. Floro elastomer kompozit deri dokuma. Bakın kayış. Boyutları yazıyor. 45.8 mm 45.8 mm çarpı 10.7 mm. Ağırlık yaklaşık 48 gram 35 gram kayış hariç. He. Kayış hariç 35 gram yaklaşık 48 grammış saat. Ekran 1.43 inç amoled renkli ekran. Bu 46 inçe göre olabilir şu büyük. Bir, bir tane 1.43 inç var bir tane 1.32 inç var. O küçük olan ekrandır. 41 mm 42 mm olması lazım. Suya dayanıklılık 5 ATM. IP69K yüzme diyor suya dayanıklılığa. Bakın bu yeni gelmiş galiba çünkü yana koyarım. Onu da zaten videosunu çekeceğim Watch 4 GT ile karşılaştırmasını. Onda yok mesela. Buradan söyleyeyim. Evet GPS çift bantlı 5 sistemli GNSS Huawei Sunflower konumlandırma sistemi ile GPS varmış. Pil ömrü 14 ile 7 gün arası. İşte 14 gün bizimkinde. Çevrim dışı harita ile proto navigasyonu var galiba. Evet aynen. Koşu formu analizi evet. Huawei TrueSense sistemi hızlı, doğru ve kapsamlı sağlık takibi evet. Bakın Watch GT4'te bu da yokmuş. Klavye ile metin yazma evet. Bluetooth arama evet. iOS ve Android ile uyumlu evet. Yani benim arkadaşlar aklımda bayağı şey vardı. Acaba anlatamadım, unuttum bir şey var mı diye merak ediyorum. Onu inşallah unutmam ben söyleyeyim. Klavyeyle metin yazmayı size göstereceğim. Saatle ilgili her şeyi anlattım galiba. Hani sormak istediğiniz soru olursa veya sen ileride şunu yaptın mı, şunu çözdün mü diye e, merak ettiğin şeyler varsa bana yorumlarda yazın. Yorumlarda mesajlaşarım. Instagram'dan da şu an altta çıktı şurada. Ondan da bana ulaşabilirsiniz. Birlikte mesajlaşırım. Belki ben de size bir şeyler sorarım. Çünkü daha saat çok yeni çıktığı için bilmiyorum ben de çoğu şeyini. Ama teknik özelliklerini biliyorum. Dayanıklı vesaire güzel. Dediğim gibi işte neden Samsung almadı? aldığımı da söyledim. Neden Huawei aldığımı da söyledim. Yani buna uygulama yükleme özelliği de gelse o zaman var ya tadından yenmez abi. Gerçekten çok güzel saat olursun. Zaten çok güzelsin. Daha da kendini güzelleştirsin. Hani böyle bütün Play Store'u işte anlaşması olmadığı için büyük ihtimalle de App var o yüzden. Anlaşması olsa ya da App uygulamaları getirse çok daha iyi olur. Dediğim gibi YouTube Müzik, Spotify vesaire. Çevrim dışı mesela YouTube Müzik'ten müziğimi indiririm. kulaklığım direkt buna Bağlarım. Hiç telefonum olmadan koşuya çıkarım vesaire. Üstümde ağırlık olmaz. Anlatabildim mi bilmiyorum size. Çok iyi olur. Hani anlatamadığım kaçırdığım özellikler var mı bilmiyorum. Dediğim gibi bir tane bunun kayışı var. Ee, kendi orijinal. Easy fit kayışı. Onun şu anda fotoğrafını şuraya koyayım. Şöyle çekileyim kenara. O easy fit kayışını da istiyorum. Çok güzel ama Türkiye'de bulamadım. Maalesef arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı galiba. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa. Ha ben size şeyi bahsedecektim. Arkadaşlar ben bu saati ön siparişten aldım. Hatta ön siparişten iki tane aldım. İki tane ön sipariş aynı renk aynı cihazdan aldık tamam mı? İki tane birden. Faturalar benim adıma neyse. Ondan sonra arkadaşlar saat iki tane aldık. Ön siparişten aldık. Bakın normal gidip almıyoruz. Ön siparişi adımızı yazdırıyoruz. Ön siparişte gelecek. Ben bunu hangi tarihte almıştım? Hatta şuradan bakayım. Arkadaşlar ben bunu 22 Eylül Pazar günü ön sipariş verdim. Bana dendi ki 25 Eylül Çarşamba günü gelecek. 25 Eylül Çarşamba günü e, gittim. Huawei'in sağlayıcısı yani nasıl diyeyim getirenleri kargodan getirdi dendi. Ama velakin e, aldığım şirket adını vermeyeyim. Aldığım şirket şey Malları içeri mi almıyormuş neymiş gelen malları ya da kendimi getirmek istiyormuş bir şey onu tam kimse zaten çözemedi orada neyse çarşamba 25 Eylül çarşamba günü olmadı sonra 26 Eylül perşembe günü bir daha gittim sordum yine yok ondan sonra 27 Eylül cuma günü gittiğimde yine yok yine aynı sıkıntı vardı ben akşama kadar bekledim arkadaşlar akşam 6.30 oldu AVM'den ayrıldım 6.45'te tam dönüş yolunda beni aradılar gelip alabilirsiniz diye. Neyse sinirlendim artık dönüş yolunda olduğum için neredeyse eve varmıştım geri dönmedim. Ondan sonra 28 mi? Aynen 28 olması lazım. 28 Eylül Cumartesi günde arkadaşlar gittim saati aldım. Ve saat aldığımda bana dediler ki 200 liralık kasko işte yaptırabilirsiniz. 200 lira kasko geliyor. Ben de ek garanti zannettim. Zaten sitesinde aldığınızda ek garanti veriyordu. Artı bir yılda 3 yılda çıkıyordu garantiniz. Benden bir anlamı yok ama kaskoymuş. Hani kullanıcı hatalarının %60-70'ini, 80'ini bize geri ödüyormuş. Mesela ben bu saat şu an kırsam <laughs> Allah korusun. İşte ödüyorlarmış büyük bir kısmını. Ya da ücretsiz tamiri yap yaptırabilme hakkınız var. Bir yıl içinde kaskodan. Neyse arkadaşlar. ilk anlamadık oluyor Sonra saatler geldi. Tam teslim oluyoruz saatleri. Ondan sonra dediler ki biz sizi işte ön sipariş aldığınız beklettiğimiz için özür dileriz vesaire size indirim Zaten ön sipariş aldığınız için saat arkadaşlar buçuktu Hatta fotoğrafını ben şu an ekranı şuraya fotoğrafını koyarım yine biraz. Sadece fiyatının olduğu yeri koyarım. 9500 liradan 9499 liradan 9199 ön siparişten aldık. 300 lira özel bir indirim var işte ön siparişi özel. Neyse biz yine iyi aldık falan derken beklettik şimdi mağduriyetimiz ne olacak falan bize kara kara düşünüyorduk. Ama zaten ne yapacaksın yapacak da bir şey yok. Yani yapacak bir şey yoktu. Son bir gitti işte özür dileriz böyle böyle. İşte ee, işte şirketimiz özür diliyor. Bundan dolayı işte Huawei mi olması lazım ne? Ee, ekstra ön siparişlerin gecikmesi için 1000 lira indirim yaptı arkadaşlar. Saat 9199 liradan 8199 liraya geldi. Bu şu anki saat. Yanında da kulaklık hediyesi var Huawei FreeBuds SE2. Onun da şu an ürün yanımda duruyor. Onu da kutu açılımına incelemesini çekeceğim sonra. Onu da karşılaştıracağız. Neyse arkadaşlar saat dediğim gibi 8199 liraya geldi. Yani şu anda bu fiyata bu saate alabilen yoktu. İlk başta dedik ki bizdeki şans ne kötü şans. Hani aldık gittik normalde başka şirketten alacaktık. Sonra orası olmadı farklı yere gittik oradan aldık derken ne kadar şanssızlığımıza falan diye üzülürken dediğim gibi bize şans meğer yüzümüze gülmüş. Ben olsa bir hafta daha beklerdim. Ne yapayım yapacak bir şey yok. Ön siparişten aldım. Bir hafta daha geç alırdım. <laughs> 8199 lira yani şu saate almış olduk arkadaşlar. Böyle kamerada gösteremiyorum. Gösterebilsem. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. İnşallah daha da böyle bir şeyler aklıma gelirse videoya eklerim. Sizin de soracağınız soruları lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha çok bu tarz kutu açımları incelemeyi istiyorsanız onu da belirtebilirsiniz aşağıda yorumlarda. Bir de lütfen arkadaşlar şu kanalı azıcık daha büyütelim. Kanalımız lütfen biraz daha büyüsün. Allah çok çabalıyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. BOOM!